7 Temmuz 2021 tarihli FBI raporları ortaya çıktı ve bu FBI raporlarına göre eğer isterse FBI yetkilileri tüm WhatsApp konuşmalarını okuyabiliyor. Müzik konumuz farklı bir konu. Son ele geçirilen FBI belgelerine göre çok ilginçtir bu arada bu belgeler. WhatsApp ve iMessage uygulamalarından verileri yasal yollarla FBI yetkilileri çok rahat bir şekilde alabiliyormuş. Açıkçası bende önceki yıllarda yaşanan bu işte Apple'ın iCloud şifresini paylaşmama ya da işte adli durumlarda herhangi bir şekilde FBI'ye yardımcı olmama durumlarını da bir sorgulamaya başladım bu içerikten sonra. Çünkü Apple böylesine sert bir tutum sergilerken belki de arka planda FBI ile bir işbirliği yapmış çünkü birazdan paylaşacağım veriler hakikaten çok ilginç. Bu belgede yazan verilere göre FBI'nin erişebileceği veriler arasında uygulamalar böyle madde madde sıralanmış arkadaşlar. Ben sizlere iMessage aslında burada detayları vermeye başlayayım. iMessage kullanan kullanıcıların abone bilgileri, mesajı alan ve gönderen kişinin bilgisi, cihaz hediye, şifreleme anahtarı, tarih, saat bilgileri, kayıt zamanı bilgileri, kullanıcının rehberi gibi detaylara ulaşabiliyor. Yine ekranda gördüğünüz üzere Line, Signal, Telegram gibi diğer uygulamalar da Var. Örnek vermek gerekirse Telegram ve Signal. Signal'i belki aranızda çok kullanan yoktur ama Telegram kullanıcısı çok fazla var ki bu iki uygulama için Telegram tarafında sadece kayıt zamanı bilgilerine erişebilirken FBI yetkilileri Signal tarafında sadece tarih, saat bilgileri ve yine kayıt zamanı bilgilerine ulaşabiliyor. Diğer uygulamalardan bir tanesi ki hepimizin günlük hayatta kesinlikle kullandığı bir uygulama olan WhatsApp'a baktığımızda ise abone verileri, kayıt zamanı bilgileri, tarih, saat bilgileri kullanıcının rehberi, mesaj alan ve gönderen kişinin bilgisi gibi hakikaten çok önemli verilere FBI isterse yasal yollardan ulaşabiliyor. Aslına bakarsanız bu içerik ilk başta basında çıktığında FBI istediğinde tüm mesajlarınızı okuyabiliyor gibi bir başlıkla sızmıştı arkadaşlar. Ancak işi birazcık kurcaladığımızda detaylarını indiğimizde olayın farklı bir boyutta olduğunu da görebiliyoruz. Bu farklı boyutu da sizlere açıklamam gerekirse belgelerde çok net bir şekilde şundan bahsediyor zaten FBI belgelerinde. Diyor ki iCloud yedeklemesi yaptıysa bu kullanıcı biz bu verilere ulaşabiliyoruz. Yani bir iCloud verisini çok rahat bir şekilde Apple'dan isteyerek FBI tarafı buradaki yazışmaları, yedekleri açığa çıkartıp o kişinin verilerine ulaşabiliyor. Yani bir iPhone kullanıcısı eğer verilerini iCloud üzerine yedekliyorsa bu da başına bir adli olay geldiğinde Allah korusun diyelim ama yani Allah korusun diyorum ama aranızda kaç kişi FBI ile muhatap olabilecek bir adli suça karıştırma da muamma. Ama Menü de Böyle bir şey başınıza gelmesin diyeyim. FBI sizin böyle bir durumda verilerinizi iCloud üzerinden ulaşabiliyor. Videoyu hazırlarken aklıma şöyle bir soru da takılmadı değil arkadaşlar. Neden bu içerikte sadece Apple ve iPhone kullanıcıları öne atıldı? Çünkü biliyorsunuz hani Apple'ın en çok üstüne bastığı şey gizlilik 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 diyor Apple. Ben de buradan şöyle bir soruyu kendime sordum. Size de bu soruyu iletmek istiyorum. Acaba gelecek günlerde bir de Google tarafında yani Android kullanıcılarının böyle bir veri sızıntısı olabileceği ya da herhangi bir yetkili kuruluşun bu verilere ulaşabileceği ile alakalı bir haber gelir mi? Bilmiyorum ama gelebilir diye düşünmekteyim. Tabii böyle bir içerikte bence şu soru da olmalı ve bu soruyu da sizler için cevaplamalıyız diye düşünüyorum. Devletler isterse WhatsApp mesajlarına erişebilir mi? Ben doğrudan WhatsApp üzerinden, daha öncesinde web sitemizde Avukat Çağatay Üsküdar tarafından yazılmış olan bir haberi tabii ki sizlere özetlemek istiyorum. Bu haberde hani Avukat Bey şu şekilde durumu aslında özetlemiş bizlere. Hepimizin bildiği üzere WhatsApp uçtan uça bir şifreleme sistemiyle çalışıyor. Bu uçtan uça şifreleme sistemi de şu şekilde arkadaşlar. Mesajı yazdınız, merhaba yazdınız göndere bastığınız an bu mesaj şifreleniyor. WhatsApp sunucularına şifreli bir şekilde gidiyor. Ta ki sizin karşıya ilettiğiniz numaranın ekranına düşene kadar bu mesaj tamamen şifreli. Yani bu durumda da eğer ki WhatsApp mesajlarınızı devlet yetkilileri ya da herhangi biri erişmek isterse ya sizin cihazınıza fizikçi olarak erişmesi lazım ya da karşı tarafın cihazına fizikçi olarak erişmesi lazım. Ancak şöyle bir durum da var. Mesaj gönderen ya da mesajı alan kişinin herhangi bir şekilde WhatsApp QR kodunu ele geçirirse WhatsApp konuşmalarınıza erişebiliyor. Yani günlük hayatta devletin doğrudan konuşmaları görüntüleyebilmesi çok da mümkün gözükmüyor demiş avukat Beyciğim. Devletlerin istediğinde mesajlara erişebilme durumu da bu şekilde arkadaşlar. Bunu da sizlere açıkladığıma göre işin özetine geçecek olursak güvenilirlik konusunda kendini pazarlamaya çalışan aslında iki dev mesajlaşma uygulaması. Biri iMessage, biri de WhatsApp. Bu iki mesaj uygulaması da gün sonunda bir şekilde verilerinizi FBI yetkilileriyle paylaşabiliyormuş. Sizler ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Sizce de WhatsApp ve diğer mesajlaşma uygulamaları bu kadar rahat bir şekilde verilerinizi FBI ile paylaşıyor mudur? Yorumlara yazmayı ve sizin en favori mesajlaşma uygulamanızı aşağı bırakmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.